mezarıma kapanıp ağlaman anam, yarim yarim diye ağlama. Göstermesin kendini bu. Kafanı kaldırmayın. Nasıl gidiyor yoldaşlar? Eğlenceli mi? Nasılsın Halis Bey? Vallahi daha iyi günlerim dolmuştu Süleyman abi. Lan bana bak, benim suallerime Amerikan yankısı gibi cevap verme, benim tepemin tasını attırma ha. Artist! Ah! Oh, ya ne kızıyorsun Süleyman abi ya? Hal hatır sual edilince, hamdolsun neyiz, bu günümüze de şükür denir. Ne öyle, daha yayınlarım da almıştı falan. He? Tamam abi ya, tamam ya. Öldü de kurtulayım Süleyman abi ya, acı çekmeyeyim en azından ya. Bak hala böyle Amerikan muhari hareketler. En önünde kurtulayım falan. Ya yavaş al. Yat. Hadi geçmiş olsun, kafanı kaldırma. Yat yere. Yat. Kulak. Göreceğiz Kerkük. Göreceğiz. Herif bizimle kedi fare oynuyor. Burada avlayacak bizi. Bu adama hafife alma Osman Bek. Teo denilen bu adam, nasıl desem, soysuzun kalle abisidir. Ne olursa olsun Kerkük'lü, artık bizde kimseye verilecek kelle kalmadı. Bien monsieur. Şimdi büyük bir grup alın ve etraflarını sarın. Ya ama oraya gidersek bizi hacamat ederler lan. Ne olacak o kadar monsieur? Savaşçı değil misiniz? Gidin ve savaşın. Ya ben bak, bunu sana askeri anlamda sakıncalarından bahsedeyim ha. Bana bakın monsieur. Şimdi sizi yargılarım. Sonra karar veririm. Sonra da kurşuna dizerim. İnanın bana, bütün bunlar 7 saniye içerisinde olur. Şimdi kaldır ve etraflarını sar. Çatışmalar başlamış. Mesafe 2,5-3 saat. Ne yapacağız Neyman'ım? Dediğin gibi şimdi çıksak 2,5 saat. Karakolda savunması kalacak. Allah kahretsin. O ecnebi İtoğlu'yla mı çatışıyorlarmış? Neydi adı? Teo. He, o muymuş? He, onunla. Bir de kalabalık bir grup dedim Osman. Biz hazırlığımızı yapalım başlamışım. Eğer düşündüğüm gibiyse bu işin sonu facia olabilir. 15 dakikaya hazırız Neyman. Ay Yıldız bir. Ay Yıldız.
Dayanın, geliyoruz. Tamam. Okula gitmeyecek miyim? Olur mu aşkım? Gideceksin tabii. Sen zaten daha iyi, daha güzel bir okula git diye biz bunu yapıyoruz, buradan gidiyoruz. Bana ne? Ben kendi okuluma gitmek istiyorum. Aşkım ama bak taşınıyorum, senin üstü durman lazım. Bunu yapmak zorundayız, öyle bakıyorsun, ne yapalım? Adamlar hazır Ethem Bey, taşımama. Taşımaya başlasınlar mı Ethem Bey? Çok yaklaşır. Onur Kerkiklü. Dayan kardeşim. Ben dayanarım biiznillah da. Halis kan kaybetmekte. Yaralarımız oluptu. Buradan çıkmamız lazım gelir Osman Bey. Maşallah, maşallah. Bu manyak herif hepimizi kırdıracak. Manyak ya. Şunun işini bitirer mi ha? Bırak komutan. Ben bunun işini çoktan bitirdim ama bunlar ithal malı. Fatırası ağır oluyor ha. Hadi az sabır, sabır, sabır. Dikkat edin ula. Takip etmeyin, dikkat edin. Hamdolsun iyiyiz kardeşim. Bugünümüze de şükür. Ya az önce başka bir şey söyledim. Kerkekli kızı da.
Kızar, kızar. Al biraz su iç. Bacağım uyuşmaya başladı. Bir de nasıl söylesem. Üşümeye başladım. Biliyorum Aris, biliyorum. Çıkacağız buradan kardeşim, hiç merak etme. Osman. Söyle. Eğer bana bir şey olursa... Lafa bak şimdi. Ne demek lan bana bir şey olursa? Lan ben de kızarım ha. Buradan giderim, devamını Kerkükle'ye anlatırsın ona göre. Abi de dinle. Olur da bana bir şey olursa arabayı satarsın. Tamam mı abi? Benim arabayı sen satarsın. Çünkü başkası satmaz ya. Başkası uğraşmaz onunla. Tamam mı kardeşim? Onun çok güzel bir parayı okutursun. Tamam mı? Halis, bu durumda araba mı diyorsun abi? Ya satarken şey söyleme abicim. Bu sağ arka çamurluğun iç tarafı paslanmış. Neredeyse çürümüş yani. Onu söyleme, tamam mı kardeşim? Ha bir de bu direksiyonda böyle bir takur tukur sesler geliyor. Tamam mı abicim? Bas gresi, ver gitsin. Sen onu çok güzel paraya okutursun ha. Okutur muyum? Evet abi. Halis. Halis sen... Ya ne üçkağıtçı bir herifsin sen ya. Vasiyetini söylerken bile sen ne üçkağıtçı bir herifsin ya. Ha bir de şeyi yap, ses sistemini çıkar tamam mı abicim? Ya o ses sistemini kimse yedirme abi. Ya düşünsene ya, arabadan pahalı yani. İnanmıyorum. Halis sana inanmıyorum. Kardeşim, sen biraz rahat ol diye ben böyle konuşuyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum Halis, biliyorum. Osman, hadi çıkar bizi buradan. Beyler! Buradan çıkacağız. Kimse aman vermesin. Tamamdır Mesut Mihu. Artık mutlu yuvanıza geri dönebilirsiniz. Ne? Ne dedin sen? Ya sen delirdin mi? He? Bak ben burada 7 tane adam kaybettim. 7 savaşçı öldü diyeyim ha. Madem geri çekilecektin, ne deme hücum etmedin bize ha? Mesut Mihu, size açıklama yapmayı çok isterdim ama saniyelerimle oynamayın. Hemen mutlu yuvanıza geri çekilin. Ya sen ne zannettin bunu? Ne zannettin ha? Bilgisayar oyunu falan mı zannettin sen bunu ha? Ya Teo! Teo kime diyor? Ulan Teo! Teo! Lanet et. Tamam bak. Geri çekiliyoruz hadi. Sen hiç gerisini halleder şeytan. Sen hiç gerisini halleder. Yıldız 1 dinliyorum. Geri çekildiler. Tamam. Ay Yıldız 1 anlaşılmadı. Tekrar et. Tekrar ediyorum. Geri çekildiler. Keşif göndereceğiz. Teyit gelirse harekete geçeceğiz. Yaralılarımız var. Karakola geri dönüyoruz. Anlaşıldı Ay Yıldız 1. Bekliyoruz. Tamam. Oh be. Dönüyoruz çocuklar. Şimdi ne yapmış oldu bu adam Osman Bek? Ne demek oluyor bu? Bilmiyorum Kerkükle. Ama ne yaptıysa iyi yaptı. Beyler, yaralıları taşımaya hazırlanın. Karakola geri dönüyoruz. Geçmiş olsun. Hah!
Teo. Ne demek şimdi bu? Sakin olun Mösyö. Ya biz adamları sıkıştırdık. Hepsini bitirecektik. Ve sen bize geri çekildin. Ve ben sen bizi oraya gönderirken dedim ki... Ne dediğinizi çok iyi hatırlıyorum Mösyö. Ancak şimdi geri çekileceğiz. Birazdan insansızlar tepemizde uçmaya başlar. Belki de helikopterler. Dağılacağız. Tamamen çekilmiş görüntüsü vereceğiz. Peki sonra ne olacak? Sonra onlar mutlu karakollarına geri dönecek. Rahat yatacaklar. Anladınız mı Mösyö? Resim şu olacak. Bir grup terörist telsiz rölesinden dönen Türk askerine saldırdı. Ancak kahramanca geri püskürtüldüler. Ve teröristler geri çekildi. Nasıl? Harika. Çok güzel yani. Ya sen delisin. Yani böyle bir çılgınlıkla neyi amaçlıysan? Söyler misin bana ya neyi amaçlıysan ha? Akşama her biri kahraman olarak yatacak. Huzur içinde olacaklar. Takviye asker gönderilmeyecek. Müfreze alayı çıkmayacak. Yeni birlik gelmeyecek. Ula Teo. Sen yoksa he? Evet Mösyö. Çeliktepe. İkimizin de istediği Çeliktepe. Bir asker değil, birliği de istemiyorum. Çeliktepe istiyorum ve oradaki bayrağı. Şimdi dağılalım. Akşam çok işimiz var. Ya hadi. Takviye için giden birlikte dönüş yolunda komutanım. Evet komutanım. Akşam saatlerinde yaralılarla birlikte burada olmalarını bekleriz komutanım. Evet komutanım. Emredersin. Emredersin komutanım. Ula eskidik bu işlerin içine ya. Aslanım bana bir su getir. İyi misiniz komutanım? İyiyim iyiyim. Bir su içeyim. Haluk, o ana grubu insansızlarla izlemeye, istihbarat almaya çalışalım. Bir sürpriz olmasın sonra. Emredersiniz. İki grup da dönüş yolunda. Kaza bela olmazsa akşam saatlerinde Çeliktepe'de olacaklar. Hadi bakalım. İlave izin yaz ikinize de. Tamam mı kızım? Emredersiniz komutanım. Ağlama. Emredersiniz komutanım. Ya Fatma ben sana bir şey diyeyim mi? Ya şimdi kahveden herhangi bir arkadaş beni burada böyle görüverse var ya... ...ben insanın içine çıkamayacağım gari. Çıkamayacağım gari. Ya şu halimize bak ya. Şu halimize bak ya. Ya hakikaten ha bu sefer şaşılacak şey ama ben de koca babama katılıyorum. Yani karizma yalada. Aman gari incileriniz mi dökülecek? İki fasil edileceğiniz şurada. Akşama kadar yatıyorsunuz zaten. Canım hayat müşterek demişler ya babacığım. Vallahi kim ne derse desin ben çok takdir ediyorum seni. Yani teyzem bak şu kestiklerine. Kalem gibi maşallah. O pek bilir ince işleri. Pek bilir. Daha bundan sonra sırada Batılcan'la var. Batılcan mı? Daha neler? Daha neler? İbrahim bir de bamyaları ipe dizi verdin mi gari? Senden başka bir iş istemeyeceğim. Bu kadar. Oo, bamya mı? Oo sen kahveyi unut kocam. Ya bamya nereden çıktı ya? Nereden çıktı bu bamya ya? Nereden çıktı bu bamya ya? Selamünaleyküm ya. Ne bamyası? Allah'ın selamını veriyoruz. Bamya mı? Ayıp oluyor ama İbrahim amca. Ya şimdi bamya mı? Şey ben ipe dizi veriyorum da. Kimi? Beni mi ipe dizeceksin? Sen lafı nereden anlıyorsun be? Depesterik. Sebze kuracağız. Görmüyor musun? Adam onu söylüyor. Allah Allah. Neyse şimdi boş ver. Haftalık kar payını alayım ben. Parayı alayım gideyim. Kar payı mı? Ya pay canına. Aman ya ben neyi kaymışım ya? Aman ne payıymış bu be? Allah Allah.
Artık esnafa da güven kalmamış, yemin ediyorum ya. Parayı alayım diyorum, parayı. Gördün mü işte? Ha? Depeşir, tavşan, aptal tavşan. Ulan ben sana dedim mi beni halka arz ediver diye? Ben sana bir şey dedim mi? Ha? Umumu arz ediver dedim mi sana? Ha? Neyi arz ediyor İbrahim? Ya umuma arz ediveriyor ya tavşan ya damper. Depeşledik. Ya fena mı ettik koca baba ya? Fena mı ettik ya? Dukkanı batmaktan kurtardım ya. Eğer ben halka arz etmeseydim var ya, kredi notumuz CCCC'ye düşerdi. Yunanistan gibi, İspanya gibi. Sus be! CCCC'ymiş. İbrahim amca şu parayı alayım ben. Ya bak şimdi şerefsiz. Aman şerefciğim. Şimdi ben bamya ipe dizi vereceğim. Yani bodu at. Bereketler olsun. Hayırlı faaliyetler olsun inşallah. Maşallah maşallah. Allah'ım sen bana sabırla ihsaniyle ya Rabbim. Allah'ım yüreğimin taşıyla ya Rabbim. Deyzem sakin ol. Sakin ol. Aşk olsun İbrahim Bey. Yani size aşk olsun. Selma Hanım. Selma'cığım. Aman Selma Hanımcığım. Şefala getirdiniz. Şeref verdiniz. Şeref zaten gidiyordu. Siz şeref getirdiniz. Şerefe ihtiyaç kalmadı artık. Başladık gene ya. Halka açılmışsınız. Bir bana haber vermediniz İbrahim Bey. Çok gücendim, çok darıldım. Ya siz bütün bir halka açılın da bir bana kapalı kalın ha. Teessürlerimi gark ederim. Gark. Sen ne diyorsun be kadına? Sana ne açılıyormuş bakayım? Sen ne diyorsun? Niye açılacağım sana İbrahim? İbrahim bir şeyler söyle, şu kadar bir şeyler söyle diyorum sana. Ben zaten açıyorum. Burada bu kadar muteber bir tasarruf sahibi varken. Şimdi bakın benim bamya, aman bamya diyorum. Bu adam şeydi verdi. Bu adam şey etti, tavşan. Bana niye haber vermiyorsunuz? Kadın ben seni neyle doğrayacağım? Hangi elimle doğrayacağım? Bana bıçak verin, gari bıçak verin. Bıçak verin doğrayacağım. Gari'yi doğrayacağım gari. Ay ben şeyimi kestim. Başımıza iş gelecek abi ya. Ya oğlum şunu uzat kolunu. Heh gördün mü abi? Söyledim ben. Vallahi başımıza iş gelecek abi ya. Ya ne var oğlum ya? Bir tane daha sar şuradan bitsin gitsin işte. Koy üstüne. Dur bakalım şu arabayı. Nereye gideceğiz abi? Abi fazla açılmayalım. Sağlıkçı arkadaşı da alalım abi. Seyfi. Çok yoruyorsun beni. Hadi. Tamam abi. Bakalım bu berbat köpeksiz köyde kimler degneksiz geziyormuş. Bir görelim bakalım. Biz zehri kesesiyle yutarken uzman ne yapmış, avenesi ne yapmış? Bir görelim bakalım. Seyfi! Eve gideceğiz eve. He? Arka yollardan gideceğiz ona göre. Çalıştır bakalım, hadi. Ya
Doğduğun yer değil. Doyduğun yer denmiş. Hiç kalbini karartma. Nasibini dile. Bismillah çek ve yürü. Sen de bizimle gelseydin de. Ben ona göz kulak olurum Ethem'e. Sen hiç merak etme. Sen bununla kim ilgilenecek ha? Peder Hoze. 30 yaşında değilsin ki artık. Ha? Deniz'cim. Hadi dedenin elini dört. Ben seni çok özleyeceğim. Ben de seni dedem. Öbür dedemin elini de öpeyim. Boncuk kızım benim. Bahtın açık ola kızım. Ömrün uzun ola. Kalfat amca. Sen niye gelmiyorsun bizimle ha? Kahya, kahyalığını bilecek Ethem Bey. Büyükşehir'de ağalığın da hükmü yoktur kahyalığında. Bu yaştan sonra bazı şeyleri kaldıramayız. Bize ağırımıza gider, gücümüze gider. Ya ben sizi zaten arayacağım. Vallahi billahi arayacağım. Gideceğim, geleceğim, telefon açacağım. Ben bunu yapacağım ya, arayacağım sizi. Haydi. Allah'a emanet olun. Güle güle. Güle güle Ethem Bey. Güle güle. Şeyi unuttum ya. Kapatalım çeneçimi. Hop. Anahtar. Ev senin. Tamam mı? Olmaz. Haşa Ateme. Ben bu evde oturamam. Ağam nerede görülmüş duyurmuştur? Bir kahyanın ağasını kerevetine çıkıp oturduğu nerede görülmüştür? Mürsel ağam rahmetli. Hele bir sus ya. İki dakika bir sus. Bu ev virane olmayacak. Tamam mı? Baykuş dönemeyecek bu eve. Bu ev senin. Sen oturacaksın. O kadar. Ateme Bey. Hayatım! Bey! İyi misin kardeşim? Vallahi bomba gibiyim abi. Hadi Allah'a emanet. Sen de. Ha Osman, arabayla ilgili söylediklerimi unut, tamam mı kardeşim? Vallahi söylenen söylendi. Her şey kayda alındı, kusura bakma. Hadi hadi. Yahu muazzaf karındaşlar. Benim karnımdaki canlar çanlıyor. Hadi içeri gidelim de bize merhamet eylesin ya. Aha geldi merhamet. Heval, nasıl fark etmedin bunu sen? Ya ne bileyim, çatışmanın sıcaklığıyla anlamadı işte ha. Neyse, derin değilmiş. Sardım ama dikkat et. Ya hayatımız dikkat zaten. Ay ay. Ay ay. Dahiyane planı sayesinde 7 tane savaşçı öldü, 7. Ya sen Çeliktepe'nin askerini Cin Ali mi zannediyorsun ha? Manyak herif.
aklı sıra adam asmacı oynayacak yani. Ya ben kaç senedir bu dağlarda ne savaşımlar veriyem ya. Yok komutan. He. Seni çağırıyorum. Kim çağırıyor? Şey işte ha, o. Doğru tabii. Deo komutan desen komutan değil. Deo heval desen heval hiç değil. Yani deve mi kuş mu deve kuşu mu ne bu yani öyle değil mi? He? İşte ecnebiler buna identity değil. Kimlik yani ha. Bu pratik sorun olduğu kadar yani felsefi anlamda da bir sorun yani. E yani düşünsene kadın ve sosyolojik konumu. Sonra kadının ekolojik anlamda toplumsal çerçeveye yeniden oturtulması bir kimlik sorunu değil mi ya? E öte yandan bu kimliğin pratik anlamı mücadelenin yükseltilmesi ve fazları arasındaki ilişkinin hız ve niceliksel şeyini belirlemiyor mu? He kardeş? E yani biz burada bir paradigma yaratacağız diye göbeğimiz çattı. Nasıl yapıyoruz bunu? He? Kimlikle. Yani ben aslında kimlik dediğim zaman esasen yani... Acele dedi yalnız Eval. Seni bekliyor. Beni bekle. Bak. Baba baba baba. Arabistanlı Lawrence'a. Görürsen pozu. Sen gidebilirsin. Küçük bir şarapnel sorunumuz vardı da. Şimdi daha önemli sorunlarımız var Monsieur Miro. Öyle mi? Neler söyleyeceksin bakalım? Size söylemek konusunda tereddütlüyüm Monsieur. Yo-ho-ho. Yo-ho-ho. Ve bir şişe rum. He? Seni gidi küresel finans kilisesinin kutsal kasesine üçüncü dünyayı doldurup şeytanın şerefine kaldıran kiralık şövalyesi Tao seni. Seni gidi Galyalılara komutan olarak gönderilen eli şaraplı lejyon komutan Tao seni. Yaranmaz Tao. Demek sırlarını bana vermek konusunda kıskançlık yapacaksın. Öyle mi Tao? E kendi işini kendin gör kardeşim. Buraya gelin Mesut. Yok yok ben gideyim ya. Kalbimi kırmayın ama. Ne de olsa ben burada bir misafirim. Türk askeri şu an botlarını boyuyor biliyorsunuz değil mi? Çeliktepe? Ya gene mi ha? Benim buradaki misyonum stabilizasyonu havaya uçurmak. Nasıl derler Türkler? Ayaklarının altındaki zemini yok etmek. Birkaç saatliğine bile olsa. Ya birkaç saatliğine bile olsa. Bir karakolu ele geçirmek nasıl bir etki yapar düşündünüz mü Mösyö? E güzel de bunu nasıl yapacaksın? Yani biz oraya defalarca saldırdık. Yani birçok kez saldırdık. Çünkü oradaki birlik yani usta bir birlik, seçkin bir birlik yani Teo. Doğru. Yedi adamını öldürdü değil mi? Hayır üstelik diyelim ki yaptık. Ya takviyeyi ne yapacaksın? Orasını bana bırak. Uçak savarı rapor edecekler. Helikopterler hemen gelmez. Karadan gelecek olanlara da. Tanrı rahmet eylesin. Yarın sabah Mösyö. Yarın sabah. Küçük gruplar halinde ilerleyeceğiz. Ve orada toplanacağız. Anlatabildim mi?
Başlangıçta sizinle ilgili negatiftim aslında, Monsieur Miho. Ama gün geçtikçe fikrim değişiyor. Size ısınıyorum bayım. Ve sizi temin ederim. Merkezdeki arkadaşlarınızın katkılarınızdan haberi olacak. Emin olabilirsiniz. Şimdi beni yalnız bırakın. Yahaha yahaha bir şişe rom ha, öyle mi? Arkadaşlar siz gidebilirsiniz. Ha beni yarın alacaksınız tamam mı sabah? Emredersiniz komutanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben rahatsız etmiyorum değil mi? Aşk olsun olur mu öyle şey? Kim gelmiş falan? Ayda geldi nene. Hoş gelmişsin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Nasılsın? Çok şükür. Kokulara bak. Nasılsın Aydacığım? Haber var mı? Çok şükür karakola dönmüşler. Allah esirgesin hemen. Amin. Sen? Vallahi ben de ne yapayım? Sabah kamuflajları giyip Tugay'a gittim. Bizde tabii artık her şey otomatikleşiyor. Sonra masaya otururken kızım dedim kendi kendime. Sen evlendin ya. Ama adam ortada yok tabii. Olsun. Evlendin ya. Olsun, güç olmasın demiş atalar falan. Haydi balalar, geçin içeri. Ne iyi ettin, biz de böyle yalnız. Ya ben anlamıyorum yani her kabak niye benim başıma patlıyor yani. Ben evli bir adamım abi. Yani benim ne işim olur 25 tane baltayla? Sen bu evlilik mevzu açıldığı zaman niye hep bana bakarak konuşuyorsun Değmen'im öyle? He? Allah Allah, istemedik ama oldu, ne yapalım? Sen yarın sabah erkenden kalk, bas git bence Değmen'im, biz de rahat edelim ya. Ne demişler? Haşa huzurdan, eşekten düşenin halini eşekten düşen anlayabilir. Hah, o yüzden sana konuşuyorum Değmen'im. Ne? Bu mudur? Senin evliliğe bakış açın bu mudur abi? Eşekten düşenin halini eşekten düşen anlarmış. Vallahi İsmail çıtladın mı haberin olsun? Ama senin ağzında da bakla ıslansa şaşırıp kalardım yani ha Osman Bey. Bunları aradınız mı aslanım? Ne yaptınız? Durumları nasıl? Aradım komutanım. Üst Eymen'imle beraberler. Ayda komutanımla yemek yiyorlarmış. Yok ya. Ayda da mı oradaymış? Allah Allah. İzin falan almadı benden ama. Neyse, ani bir şey olacak. Aman da aman, aman da benim kazak değmenime bak sen, kazak değmenime. Tabii abi ya, izin alacak. Alacak, evde de komutan biziz yani değil mi? Tugay ne diyor değmenim? Neredeymiş bu Teo dallamasının giruhu? Dağınık olarak sınır ötesine çekildikleri rapor edilmişler. İnşallah. Dileyelim ki muvakkat bir macera olarak kalsın. Aklında bir şey mi var Kerkük? Bu adam her haltı yapar Osman Bek. Bu adamdan her haltı beklenir. Teo dedim mi durup bir düşüneceksin. Lan nereden geldi çattı bu adam ya? Ne iş var arkadaş burada ya? Sen bu savaştığın adamı köyden mavzar kapıp dağa çıkan adam mı belledin? Başçavuşum ha? Yahu sen yedi düvelle savaşıyorsun, yedi düvelle. Ha işte o yedi düvelden biri de bu Ergele işte. La bir de Alman Andreas vardı Teğmen'im, hatırlıyor musun Osman? Herhalde o da bizi hatırlıyordur komutan. Unutabilir mi hiç? Ben derim ki, biz gene de tedbiri elden bırakmayalım benim Teğmen'im. Bu adam
sakattır. Muharrem. He çavuşum. Abi biz bu 3-5 nöbetinde Doğuç'a, Doğuç mevziğine kimi koyduk? Bir tane Çaylak, bir de bizim Fatih. Değiştirelim abi biz onu ya. Niye, ne oldu ki? Abi komutanın kesin emri var. Uç mevzilere iyi adam koyun dedi. He. Allah Allah ya. Allah Allah yani. Aşk olsun çavuşum. Aşk olsun ki aşk olsun yani. Ne oldu lan, ne var? Biz iyi adam değil miyiz ya? Ne demek öyle değiştirelim değiştirelim falan filan. Eşek başı mıyız biz? Biz tel başı mıyız kardeşim? Lan ne güzel işte, 3-5 tane yırtıyorsun Fatih. Yırtmayacağım. Ben yırtmak istemiyorum belki. Yırtmak istemiyorum. Yırtmayacağım. Hamza ile bir çaylak gönderelim abi biz oraya. Tamam da ya. Tamam. O zaman yarın öbür gün bir nöbet olursa onları gönderirsin benim yerime. Bana bak solist. Çok abartıyorsun. Abartma, büyütme olayı. Tamam. Vallahi çavuşum izninle ama ben bu sefer Fatih'e katılıyorum. Vallahi bence de bu çok aşağılayıcı oldu. Hani Fatih İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvursa kesin kazanır abi. Değil mi? Değil mi? Gördün mü? Gördün mü? Vereyim mi mahkemesini? Gaz vermeyin abicim şu kıyara ya. Çocuk haklı çavuşum ama ya. Sen şimdi adama kötü asker muamelesi yapıp motivasyonunu kırıyorsun. Sonra başka nöbete yolluyorsun. Oğlum hepiniz işinize bakın ya. Ya çavuşum, şu Hamza'yla bizim Camış'ı yazalım gitsin. Bir orta yolu bulunsun he. Harbiden ha. Hem iki tane zımba gibi asker oluruz. Aynen. Daha zımbalarını da 11 bire yollarsın. Tamam. Tamam lan. Tut nöbetini. Allah belanı vermesin senin ya. Hadi. Sen böyle soft power böyle alttan alttan beni koruyorsun ya böyle. Benim vallahi buramı böyle bir şey böyle takılıyor ha. Böyle ağlamaklı oluyorum yani. Çok duygulanıyorum. Ama iyi ki benim buddy'msin ha. Sarılayım mı lan bir kere? Ya git emmol ya. Git nöbette Hamza'yla sarılırsınız. Oğlum buddy'msin diye sarılayım mı dedim lan? Deli. Çılgın. Bay 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 bay. Ne bağırıyorsun İbrahim, kedi şeyini görmüş gibin? Daha açayım dur. Ya acı ediyorum Fatma, acı ediyorum ya. Merhem sürüp kapatacaksın, azıcık sabredin mi gari? Uluma İbrahim, uluma, uğursuz getireceksin eve gari, uğursuzluk. Ya sonunu bitirmedim ki, daha uf diyeceğim bak, fuf diyeceğim sonunda ya. İbrahim, sen öyle kötü niyetle konuşmuyorsun değil mi? Ha? Ne konuşuyorsun? Hani ismi lazım değil o garya. Bazen böyle ağzından bazı laflar kaçı kaçı veriyor da onu diyor. Ya Fatma neler diye verin Allah'ını seversen ya. Ben burada can derdine düşüvermişim. Sen maya laf açırıverin, kaçırıverin diyorsun ya. Kaymak diyorsun İbrahim. Poğaça değiyor. Peynir dedin geçenlerde. Peynir mi dedin? Beyaz peynir. Beyaz ya. Peynir beyaz ya. Ya işin içine peynir karışıverince karışıveriyor da ondan. Bazen düşünüyorum İbrahim. Neyi düşünüyorsun? Kendi kendime diyorum ki, benim İsa dedemin iki karısı vardı. Hı? Onun babası Musa dedemin de iki tane. Bir ara üçüncüyü de aldı dedilerdi. Hı. Ben de diyorum ki kendi kendime, acaba diyorum, ben de benim herife ruhsatı versem, kitapta geri de var, o da alıverse. Hani öyle düşünüyorum kendi kendime. Sen ne dersin İbrahim? Ya Fatma sen ne dediği bir yere? Söyle değil be gari söyle. Hazır diyeyim, güçlü kuvvetli adam.
tarlan var, ev var, dükkan var. Koskoca bakkalsın sen be. Hem bu kavga gürültü biter, nihayet bulur inşallah diyorum. Ne dersin İbrahim? Ya şimdi... söyle söyle değil mi gari, söyle mi? Ya şimdi... tabii işte de... Ya ben dünya şeysini şey etmem ya. Neticede dünya şeysi. Yani sen madem dünyanın şeyini şeysi. Ama sen diyiveriyorsan gari... Hani ben kocadım. Ben burada işe yetişemiyorum. Değil mi? Efendime söyleyeyim. O da ucundan tutuversin bir işin diyiveriyorsan... Ve de ısrar ediveriyorsa... Yani o zaman şey edeceğiz. Olur diyorsun yani. Yani o da şey. Ha bir, ha üç. Yani. Ha? İbrahim. Sana azıcık yüz versem. Sen azıcık yüz bulsan. Sen benim tepeme tüy dikersin değil mi? Utanmayan değil mi bunları konuşmaya? Ha? Gırp atma! Makarna yiyorsun! Ay ay! Aman lan! Aman lan! Kocaman garip kız geçiyor sen abi. Gel. Gel Osman gel. Daha uyumadınız mı komutanım? Yok ya ütü yapıyorum baksana. Ama hayatımın son ütüsünü yapıyorum. Allah korusun komutanım onu sürüyorsun. Yok be oğlum ondan değil. Yani evlendik ya herhalde bundan sonra ütü falan yapmayız. O anlamda söylüyorsanız iyi yani. Zaten ayıp. Değil mi yani? Ayıp bence de ayıp yani. Ya Osman farkında mısın? Seninle böyle bacanak gibi olduk ha. Yani bir sene önce aklına gelir miydi böyle? Senin hanım ve benim hanım böyle yemeklerini yemişler, kahvelerini içiyorlar. Biz burada böyle takılıyoruz falan. Vallahi. Değil mi komutanım? Evet yani. Vallahi mucizeler yılı oldu. Mesela ben Kerkük'ün inadından vazgeçeceğini hiç düşünmezdim. Geçti herif. Yalnız ben Kerkük'ü biraz böyle canı sıkkın gördüm. Hayrola? TV'yi tanıyor ya. Bütün mesele o yani. Ha. Yalnız bizim de dikkatli olmamız lazım Osman ya. Kerkük'lü haksız değil yani. Vallahi ben nöbet listelerini falan hep değiştirdim komutanım. İyi. İyi yapmışsın. Hayırlısı bakalım. Vay vay vay. Yarın izin kaldığı yerden devam. Öyle mi? Aynen öyle Osman. Yüzyılın izni oğlum. Yüzyılın. Hamza, aslında var ya uykunun da en tatlı zamanı şimdi biliyor musun? Sen kendin kaşındın oğlum. Bir de gittin üstüne arıza çıkardın. Çavuş ne güzel değiştirmiş listeyi. Benimki prensipsel bir şey Hamzacığım. Yani öyle telmaşa muamelesi yapmasınlar diye. Bu çavuş ne diye listeyi değiştirmeye çalıştı ki? Komutanlar riskli gördüler demek ki durumu. Ya iyi de aga yani niye 11 biri değil, 1 3 değil de 3 5? Saldırı için en ideal vakitlerde o yüzden oğlum. Ya sen var ya böyle soğuk soğuk ne güzel konuşuyorsun Hamza ya. Sen zaten çok gıcık böyle soğuk bir adamsın zaten. Allah Allah. Ne Allah Allah?
Saat kaç oldu acaba ya? Gidip bir yarım saat uyuyaydık. 5 oldu sayılır ya. Baksana hava aydınlandı zaten. Ölü adamın sandığı. Üstünde 15 adam. Ölü adamın sandığı. Üstünde 15 adam. Yo-ho-ho, yo-ho-ho, bir şişe rom. Sen iç gerisini halleder şeytan. Sen iç gerisini halleder şeytan. Yo-ho-ho, yo-ho-ho, ve bir şişe rom. Yo-ho-ho, yo-ho-ho ve bir şişe rom. Koş, 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 koş! Zevziler! İyi misiniz zevziler? Kızı da gelinlikle bıraktık. Hala göreceğiz, iyi mi? Allah'ın cezaları! Allah'ın cezaları! Abi. Şimdi daha yaklaşmalarını söyleyin Monsieur Miho. Oui. Oui Monsieur. Yaklaşsınlar. Ne yaptığını bildiğini farz edeyim ha Theo. Yani umarım öyledir kardeşim.
see, which is so far to see, but so close to feel the smell, Monsieur Canat. Dereden ha, hem dereden hem derinden çaka. Durumumuz ne Osman? Bu sefer kalabalık var komutanım. Karakola sızmaya çalışıyorlar. Kubaya ulaştık. Birazdan gelirler. Ha dayanık. Ben onları hiç bırakmayalım benim komutanım. O tarafa çocuklar! Dikkat edin! Helikopterlerle ilgili sıkıntı ne ya? Niye gidilemiyor? Yoğun uçak sever ateşi bildirdiler komutanım. Ne yapacağız Haluk? O kadar adamla Çeliktepe'ye yüklenmişler. Ne yapacağız? Dördüncü mekanizanın adamları oraya yakın komutanım. Onları yönlendirdik. Yeterince hızlı olabilirler mi? Emir verdik komutanım. Gidiyorlar. Tamam. Getirin bana şu haritayı. Başka çaremiz yok. Ne zaman başlamış çatışma? 2 saat olacak neredeyse komutan. Allah yardımcılar olsun. Daha ne kadar var varmamıza? Açıkta kimse kalmasın, benzin edin! Teo dinliyor. Pusu başarılı. Tekrar ediyorum. Pusu başarılı. Takviye birliğin kımıldayacak hali kalmadı. Ayrıntı lütfen. Araçların tamamı hasar aldı. Onları akşama kadar rahatça tutarız burada. Trebyen, devam edin. Anlaşıldı. Biraz yakından tanışalım.
Dördüncü mekanizenin adamları pusuya düşmüş. Durum kötü değmenim. Takviye birlik pusuya mı düşmüş? Allah kahretsin. Çocuklara belli etmeyin. Moralleri bozulmuş. Teğmenim. Benzinleri kademeli olarak geri çekin. Şu anda kaybedecek durumda değiliz. Anlaşıldı Teğmen. Osman nereye bakıyorsun ulan sen? Ona bakıyorum komutanım. Bu ne ya? Tey orada. Tey o mu değil mi? Belli değil ki Osman. Komutan, baş böyle dikilip bizim savaşımızı izler. Mesafe çok uzak ama indirebilir misin Osman? Buradan çok zor komutan. Ayrıca her mermi isabetinde arazi ol. Çember daralıyor. Herifler iyice üstümüze çullandı. Komutanım. Eğer herkes üstümüze geliyorsa orada kimse kalmamış demektir. Osman ne yapacağız? O iti direğe asacağım. Osman! Osman! Osman dur! Osman, kimi nerede bu herifin? Koşun lan! Koşun! Orayı yarmaya gideceğim oğlum. Deli! Deli! Osman dikkat et ulan! Osman! Nereye kardeş? İnşallah dayımdır nene ya. İnşallah bala. Sabah kahvesi içmeye geldim. Müsait misiniz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Geç içeri. Hadi. Telefon yok. Telefon yok. Hiç aklına bile getirme. Otur bakayım sen. Otur. Otur dedim! Politik olalım dedik. Silahlar toprağın altında dedik. Hı? Dünya artık eskisi gibi değil dedik. Dedik de ne oldu? O senin pek kıymetli adamın, o uzman benim Necla'mı öldürdü. Benden çekip aldı bunu. Şimdi ben ne yapayım ha? O silahları toprağın altından çıkarmayayım mı? Senin gidip o pek kıymetli adamını öldürmeyeyim mi? Ne yapayım ha?
Ne sanıyordunuz yani? Emekli olup evinizde mutlu mesut yaşayacak mıydınız? Sen köşende oturacaksın, elinde örgü örecekten, ha? Senin pek kıymetli uzmanın elinde kese kağıdıyla çarşıdan gelecekti. Öyle mi? Yok öyle şey. Benim Necla'mı öldürdü diyorum sana. Elimden çekip aldı. Kopardı benden. Çok iyi yapmış. Ne dedin sen? Çok iyi yapmış dedi. Sus ulan konuşma. O bir katildi. Tamam mı? Senin gibi bir ruh hastası, kan içici bir manyaktı. Osman Eyke öldürmüş. Eyke yapmış. Ne? Esma! Geçer be! Geç! Sabah kahvesi içeceğim dedim. Bana kahve yapacaksan. Önce kahvemi içeceğim. Ondan sonra gidip o senin uzmanını öldüreceğim. Ama sırada sizler varsınız. Önce kahvemi içeceğim. İyi değil. Çabuk. Kalk bana kahve yap. Hadi! Hadi! Ha gayret! Dayanın! Püskürdür şunları! Benim ne işim var burada ya? Ben taze damladım abi ya! Taze damladım ben ya! Bak bak bak! Sen taze damatsın anladık. Muradına ereceksin. Bunlara postu bırakmayacağız. Sen de muradına ereceksin. O uşak da erecek. Öyle yağma yok.
Pozisyonunuzu koruyun. Teo usta savaşçıdır Teo. Eminim başının çaresine bakar o. Ama yine de çok hissi ses. Birkaç kişi koşsun yanına ha. Hadi. Kırmızıya dayanamaz.
kaybettik. Bir şeyler yapmamız lazım. Olsun ey kardeşlik. Seni yaradan yaradıp da yüzük taşı gibi bu toprağa koyan Allah'a kurban olan (gülüyor)
Batu neler bilmiş? Kur!